Konya Cihanbeyli sakinleri sabah saatlerinde bir dehşete uyandılar. Cinnet getiren Atılgan Kümür elinde pompalı tüfekle katliam yaptı. Yaklaşık yarım saat içinde 5 akrabasını katleden zanlı kaçmak üzereyken evinde yakalandı. Korkunç olay sonrası rahat tavırlarıyla dikkat çeken zanlının ilk ifadesi de kan dondurdu. Hak ettiler dedi. Neden öldürdün? Hak ettiler. Hadi arkadaş. Kapıyı açana kurşun yağdırdı. Av tüfeğiyle dehşet saçtı. 4 farklı evde 5 kişiyi katletti. Cinnet getiren genç adam kendini böyle savundu. Neden öldürdün? Hak ettiler. Hadi arkadaş. 29 yaşındaki Atılgan Kümür Cihanbeyli Bulduk'taki bu evde yaşıyordu ve hayvancılıkla uğraşıyordu. İddialara göre köydeki bazı akrabalarıyla arasında husumet vardı. Hatta onların arabalarının lastiklerini de kesmişti. Sabah saatlerinde yaşadığı bu evden çıktı ve yanına av tüfeğini de aldı. Gittiği ilk adres evine 50 metre uzaktaki Bekir Kıran'ın yaşadığı ev oldu. Kafasına da koymuş, ben bunu yapacağım. Tehditler yapmış varmış. Bunlar bir önlem almamışlar. İddialara göre Kümür daha önce akrabalarına onları öldüreceğini söylemişti. Sabah saatlerinde Cihanbeyli'de yankılanan silah sesleri o söylediklerinin şaka olmadığını ortaya koydu. Yaklaşık 2 dakika yürüyen Atılgan Kümür işte bu evin kapısını çaldı. Kapıyı 80 yaşındaki Bekir Kıran açtı ve Kümür hiçbir şey demeden tetiğe bastı, Kıran'ı başından vurdu. O evden çıkan saldırgan 3 farklı evin daha kapısını çaldı. 79 yaşındaki Meryem Tokat'la oğlu Hamit Tokat'ı da öldürdü. Katliam yapan katilin son durağı Norveç'ten yıllık izne gelen Mehmet Tokat'ın evi oldu. Saatler 07.30'u gösterirken Atılgan Kümür yaşadığı eve geri döndü ve kaçma planı yapmaya başladı. Tam üstünü değiştirdiği sırada jandarma ekipleri bu eve baskın yaptı ve Atılgan Kümür'ü yaşadığı bu evde kıvrak yakaladı. Haklarsa bir şey, görünen bir şey yoktu çocukta yani. Dön köşeye gelip giderdi. Hiçbir sıkıntısı yoktu yani. Yaklaşık yarım saatte 5 akrabasını öldüren zanlı adliyeye götürülürken rahat tavırları dikkat çekti. Hak ettikleri için öldürdüğünü söyledi. Neden öldürdün? Hak ettiler. Hadi arkadaş. İddialara göre son haftalarda Atılgan Kümür akrabalarını sıkça tehdit etmeye başlamıştı ve akrabaları korkusundan gidip ondan şikayetçi olamadı. Şizofren olduğu iddia edilen Kümür'ün de herhangi bir raporu bulunmuyor. Zanlı sorgusunda köydeki herkesin ajan ve işbirlikçi olduğunu, Amerika'nın kendi yanında yer aldığını söyledi. Kümür'ün bilgisayarına, okuduğu kitaplara el kondu.